أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Evvela derse başlamadan şunu söyleyeyim. Bugün pazar. Bütün cami görevlileri biliyorlar vazifelerini. Cuma ve pazar günleri bizim İmam Hatip okulunun kalangıç etmeden geçmesinler, yardım etsinler. Bunu söyleyeceğim. İkincisi, dersimizin seyri imandan bahsediliyordu. İman bahsiydi dersiniz, biliyorsunuz. Bugün mekteplerin kapalı bulunduğu için çocuklarımız camilere gelir. Belki yaşlılarımız, büyüklerimiz aklı başına gelir de çocuğunun elinden tutar, beraber camiye getirir diye dersin seyrini değiştirdik. Bugüne mahsus olma üzere ana baba hakkından bahsedeceğiz. İnşallah yarın yine iman bahsini arz ederiz. Aziz Müslüman, sana söyledik, yalvardık, yakardık. Dükkanını kapa, bir saatlik vurgumdan ayrıl, çocuğun elinden tut, camiye getir dedik, yapamadın. Ve peygamberini dünya metaına değiştin, 3,5 kuruş kazanca değiştin, çocuklarını getirmedin. Onlardan huzuru ilahide mesul olacaksın, sorumlusun. Hiç olmazsa bugün bari pazar günü elinden tut çocuğumu getir. İyi ya ben getirmedim, ne yaptın? Sabahtan yalvardı yakardı çocuk, sinema parası istedi, sinemaya gönderdin, getiremedin. Allah ve Resulullah senden soracak, sen o parayı vermesen sinemaya gitmezdi. Haftada hiç olmazsa bir gün bari elinden tut getir de çocuğuna sen öğretemiyorsun, bari vaazda bari öğrensin. Onu da yapamazsan yazık senin analığına babalığına. Resulullah'ın huzuruna nasıl çıkacaksın, yüzüne nasıl bakacaksın? Benim dinim senin yanında sinema kadar kıymetli değil miydi diye sana sorduğu zaman Resulullah yüzüne nasıl bakacaksın? Başka hafta boyuna bir şey demiyoruz. Senin olsun, okuluna gönder, ne yaparsan yap. Fakat hiç olmazsa haftada bir gün bari olsun, pazar günleri bari olsun, bir şeylerini öğrensin. Sen öğretemiyorsun, burada bari öğrensin. İşte bugün ondan bahsediyoruz. Ondan bahsedeceğiz. Ana baba hakkından bahsedeceğiz. Büyüklere saygıdan bahsedeceğiz. Maalesef bugün eski nesildeki büyüğe hürmet kalmadı, maalesef öyle. Ben hem yaşlı başlı bir adamım, hem de memleketin müftüsü oldukça neyse. Şahsi kıymetim olmasa bile resmi bir sıfatım var. Önümden geçiyor, uğrumu kesiyor da neredeyse depeleyecek beni genç, torunum yaşındaki bir genç. Bugün
çocuklarımıza, büyüklere saygı, sevgi, hürmet telkin edemedik. Eskiden böyle değildi. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, her büyüğe karşı hürmet gösterir, hepsinden çekinirdik. Bugün öyle değil. Sonra bu evvelce her yaşlı adam bilsin bilmesin, fenalıkta bir çocuğu gördüğü zaman onu hırpalardı. Fakat bugün bu mümkün değil. Sen bir çocuğa bir tokat vurduğun zaman, tabii dururken çocuğa tokat vurulmaz, fenalıkta gördüm. Bir tokat vurduğun zaman anası babası kıyameti koparır, yakana yapışır, belki de mahkemeye verir. Şekiller bu kadar değişti. Halbuki bizim çocukluğumuzda rastgele bir erkek, yaşlı bir erkek, tanısın tanımasın, fenalıkta bir çocuğu gördüğü zaman hırpalar döver. Şayet ağlayarak eve gelirsek anamız babamız da döverdi. Siz ne yaptınız ki elin adamı sizi dövdü? Rahat duran adamı dövmezlerdir, evde de döverlerdi. Bugün öyle değil. Büyüklere karşı saygı azalmıştır. Onun için bugünkü dersimiz büyüklere saygıdan, anaya babaya hürmetten bahsedilecek. Yalnız şunu söyleyeyim. Her hafta söylediğim gibi haftada iki gün para toplama günümüz var. Pazar ve cuma günleri. Maalesef birkaç camiden, 5-10 camiden hatta para toplanmıyor, para gelmiyor. Eğer o camilerde cemaat yoksa hoparlörü kaldıralım, boşa makinenin yükünü bari artırmış olmayalım. Eğer vaaz dinleniyorsa, cemaat varsa mutlaka para toplansın. İmamlar, müezzinler alaka göstersinler. Eğer cemaat yoksa yine imamlar, müezzinler gelsin daireye haber versin. Bizim camide cemaat yok diye hoparlörünü kaldıralım. Mutlaka her cami toplamaya mecbur. Çünkü bu iş sade benim işim değil. Ben resmen de mecbur değilim, ferden de mecbur değilim. Yalnız bir Müslüman ferdi olarak çalışıyorum. Sen de ben gibi borçlusun. Her Müslüman borçlu. Bu müşterek davayı müştereken yapacağız. Ne yapıyoruz? Müslümanların Halık'ına secde ettiği mabetlerimizi onarıyoruz. Ben nasıl borçluysam sen de öyle borçlusun. Beraber el birliğiyle çalışacağız, davamızı halledeceğiz. Memleketin de şerefi var, senin de bir şerefin, dinin, imanın var. Huzur-u ilahide sorumluyuz. Onun için her cami parasını toplayacak, bir saat zarfında, azami bir saat zarfında ikindiden evvel daireye getirecek. Bu kadar. Bir de birisi bir şey soruyor. Diyor ki 15 sene evvel ben 100 lira buldum diyor. Sahibini bulamadım yedim. Bunu ne yapayım diyor. Buna lisan-ı şeriatte lagita derler. Bunun ahkamı evvela bulduğumuzu almayacağız.
her Müslüman Müslümanlığın ahkamına riayet etse dünya cennet olur. Elin gavur memleketlerinde öyle yapıyorlar. Baltık devletlerinde, İsveç'te bir şey gitti mi, mesela kolumdan bir saat düştü, o saat 24 saat orada bekler. Hiç kimse elini uzatmaz. 24 saat sonra şayet o müddet zarfında sahibinin hatırına gelir, gezdiği yerleri dolaşır, orada saatini bulur alır, bu kadar. Şayet bulamazsa, köylü kentli gitmişse onu zabıta alır, ilan eder. Müslümanlığın yapacağı şeyler. Buluntu alınmaz, şayet alırsan. Sana borç yüklenir, onun sahibini arayıp bulmaya mecbursun. Hazreti Ali Havvil Hadiye buyurmuş, bir sene arayacaksın diyor. Fakat 6 ay aranacak, sahibini bulamadın, ondan sonra fakir isen yersin, fakir değilsen satar, cami gibi filan gibi yapılan hayırlara verirsin. Bu 100 lirayı bulan adam da fakir değil ise 100 lirayı biraz da fazlasıyla, çünkü 15 sene evvelki 100 lira bugünün 100 lirası değil. Biraz da fazlasıyla, şayet gücü yetiyorsa, gücü yetmiyorsa başka. Gücü yetiyorsa getirir camilere harcar. Birisi de şey soruyordu. Cenazelere söğüt kesiyoruz diyor. Rastgelenin söğüdünden kesiyorlar diyor. Bu hem ayıp hem günah. En büyük günah. Elin söğüdünde senin hakkın yok. Cenazenin önünde söğüt gitmese ne olur? Memleketin adetini yerine getireceğim diye söğüdü kesersin elin söğüdünden. Elin hakkına tecavüz etmiş olursun, haram fiil işlemiş olursun, hırsızlık ettin, haram işledin, katiyen caiz değildir. Hiç yapma o söğüdü, hiç kesme de taşıma da. Eğer kendi söğüdün var da kesiyorsan başka. Yoksa elin söğüdünden kesme, hatta isteme de. Bunun şeriatte yeri de yok, dinde yeri de yok hiç. Fazla olarak hırsızlık etmiş olursun, elini keserler sonra. Elin söğüdü kesilmez. Geçenki derslerimde secde bahsinden anlatırken dersi yanlış anlamışlar. Bir kısmı sordu. Mahada secde edilir eğer alçaksa demiştim. Mahat secde tarafında ise mahada secde edilir demiştim. Bir kısmı da mahatta namaz kılınmaz anlaşılmış, anlamışlar. Böyle bir şey demedim. Mahatta namaz kılınır. Ne kadar yüksek olursa olsun. Yalnız ben secdeden bahsettim. Mesela cemaatle bir odada namaz kılıyorsunuz. Cemaat sıkışmadı. Sığışmadı. İmam ileri durur. Önündeki alçak mahada, alçak olmak şartıyla mahada secde eder, bu kadar. Ben bundan bahsetmiştim, yanlış anlamışlar. Şimdi geliyorum derse. Cenab-ı Hak buyuruyor ki deminki okuduğum ayeti kerimede, Rabbin sana hükmetti, kaza etti, emretti ki
Allah'tan başka Allah'a ibadet etme, kulluk etme, secde etme. Allah'a kulluk ettikten sonra, inandıktan sonra hemen akabinde anana babana hürmet et, ihsan et, yiyeceğini yedir, giyeceğini giydir, sen aç dur, anan baban karnını doyur. Senin yanında onlar ikisi birden veya birisi ölmüş birisi kalmış, ihtiyarlamışlar, kımıldamaya takati yok. Sen seve seve yemeğini yedir, altına leğenini ver. Bu senin için en büyük bir ibadettir. 3 ay orucu tutmadan hayırlıdır. Nafile hacca gitmeden hayırlıdır. Nafile hacca gideceğine, 3 ay orucu tutacağına, git anağın altından leğeni al, götür dök, giha. Bu 3 ay oruç tutmadan daha hayırlıdır. Sonra anan baban ihtiyarlamış olabilir, ihtiyarların şuuru azalır, dimağı idraki azalır, çeneleri gevşer. Varayoğa söylenirler, aman ha aman, ne kadar dar olursan ol, ne kadar sıkıntılı olursan ol, anana babana üf deme. Sen ne karışıyorsun benim çarşıdaki işime? Bunak sen, bunları bırak kendi işine bak of diye eseri şikayet gösterme sakın. Dediğin zaman mahvolursun, ocağın batar. Üf deme. Eğer onlara bir söz söylemek iktiza ederse, bir şey sorarlarsa, sen ne kadar dargın olursan ol, ne kadar hırslı olursan ol, gayet tatlı dil kullan onlara, kavli leyyin ile kerim olarak söyle. Gayet yumuşak lisan kullan. Şayet onların ikisini de kaybetmişsen, onlar Allah'ın sana verdiği birer lütuf, birer ihsan-ı ilahidir. Şayet o ihsan-ı ilahiyi kaybetmişsen, o devlet kuşu başından uçmuşsa, ikisi de vefat etmişse, yapacağın iş, yapacağın iş onların ruhunu oku, onlara dua et, ve kur rabbir hamhuma kema rabbeyani sagira. Ayet-i kerimede yapacağımız duayı da Cenab-ı Hak bize talim buyuruyor. De ki ya Rabbi, onlar beni çocukken büyüttüler naz-ı naim içerisinde, yedirdiler, içirdiler, bana merhamet ettiler, sen de onlara merhamet et ya Rabbi diye dua et, ruhlarına Kur'an oku, fakirlere sadaka ver, ekmek ver, ruhuna bağışla anan baban, camiye, suya, köprüye, amme hizmetine para harca, para ver, anana babana bağışla sevabını. Çünkü yapılan köprünün üstünden adamlar geçtikçe, o sudan bütün kurt, kuş, insan, hayvan içtikçe, o camilerde Hakk'a ibadet edildikçe, anan babağın da defterine yazılır. Şayet vaktiyle kadrini bilememişsen,
Şimdi öyle yap bari. Öyle yap da azab-ı ilahiden kurtul. Yoksa anaya babaya karşı yapılan zulmün azabı çok şiddetli, çok elimdir. Her günahın vebali ahirete intikal edebilir. Cezasını kul ya dünyada çeker öder yahut ahirette öder. Dünyada ödemek daha iyidir. Çünkü ahiret azabı şiddetlidir. Bir kul bir günah işlediği zaman cezasını ya dünyada çeker ya ahirette çeker. Halallaşılmadıkça, tevbe istiğfar edilmedikçe, anaya babaya gelince onlara yapılan şeyler, zulümler, işkenceler, haksızlıklar hem dünyada çekilir hem ahirette çekilir. Evvela dünyada evladından görürsün, evladını da elinle berbat edersin. Anana babana isyan ettinse, sözünü tutmadınsa, hakaret etmedin, bakmadınsa onlara, evladını da berbat ettin, evladın da sana isyan eder, zelil olursun dünyada, ahiret azabı başka. Ana baba hakkındaki emri ilahi çok şiddetlidir. Esasen Müslümanlıkta men lem yerham sagirena ve yarif hakke kebirena feleyse minna. Peygamber zişanımız öyle buyuruyor ki küçüklerine merhamet göstermeyen, büyüklerine de hürmet etmeyen, saygı göstermeyenler benden değildir. Kendine peygamber arasın. Resulullah benden değildir derse sana halın harap, mahşerde rüsvay olursun. Mahşerde enbiyanın, evliyanın bile nefsi nefsi dediği bir anda elinden tutan yüzüne bakan olmazsa, Resulullah da yüzüne bakmazsa harap olursun. Onun için dünya ahiretin mezrasıdır, ekeneğidir. Dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin. Dünyada dürüst hareket et, anana babana hürmet et, büyüklerine hürmet et, kendinden küçüklerine evlat muamelesi yap, ahirette rezil olmayasın. Yoksa Resulullah kabul etmiyor, benden değildir onlar diyor. Ümmetimden bir adam ki büyüklere hürmet göstermiyor, saygı göstermiyor, küçüklere de şefkat göstermiyor, benden değildir onlar diyor. Diğer bir hadisi şerifte selasetün la yanzurullahu ileyhim yevmel kıyame. Üç zümre vardır ki Allahu azimüşşan yevmi kıyamette onların yüzüne bakmaz. Onlara merhamet etmez. Allah merhamet etmedikten sonra Resulullah da yüzüne bakmaz diyor. Kim bunlar? El-âkku li-vâlideyhi. Birincisi, anasına veya babasına veya ikisine birden isyan etmiş, hakaret etmiş, kötü söylemiş. Bunlar, birincisi bu. Anasına babasına hakaret edenler, kötü söyleyenler, emirlerini yerine getirmeyen, hulasa incidenler. Yevmi kıyamette merhameti ilahiden mahrumdur. Yüzüne bakan olmaz yevmi kıyamette. Birincisi bu.
vel mer'etül müterekçiletül müteşebbihetü bir rical. İkincisi de kadın, erkeklere benzeyen kadınlar. Erkeklere benzeyen kadınlar. Artık onu sen incele, zihninde incele, hükmünü ver. Yüzüne bakılmayan, mahşerde rüsvay olan, Resulullah'ın şefaatinden mahrum olacak ikinci zümrede, erkeklere benzeyen, erkeklere benzemeyi isteyen kadınlar. Ve selasetün, ve deyyus, birisi de deyyus. Deyyusları biliyorsunuz ne olduğunu. Tarife lüzum yok. Bu üç zümre, bakın dikkat edin. Anaya babaya isyan etmek ne kadar mühim, ne kadar fena ki deyyusa muadil tutuyor. Bu üç zümre mahşerde rüsvay olurlar, yüzüne bakan olmaz. Ne Resulullah yüzüne bakar, ne Allah-u Azimuşşan merhamet eder. Ve selasetün la yedhulûnel cennete, üç zümre de asla cennete giremez diyor. Asla cennete giremez üç zümre var, üç kimse var ki. Kim onlar? El akulli valideyn, yine başa geldi. Anasına babasına isyan edenler, birincisi bu. Cennet haramdır bu zümreye. İkincisi vel müdminül hamr, rak içenler, tevbesiz gidenler. İyi ben içtimdi, ne yapalım? Çaresi bugün Hakk'a yönelirsin, tevbe istiğfar edersin, Allahu Azimüşşan tevbe edenin tevbesini kabul eder. Sıdkı ihlasıyla günahlarına tevbe edenler hiç günah işlememiş gibi affi ilahiye mazhar olur. Tevbe edersin, çaresi başka yok. Devam edersen cennet haram diyor Resulullah. O Resulullah ki onun ağzından yalan çıkmamıştır. Eğer inanıyorsan Resulullah'a, Resulullah böyle demiştir senin hakkında. Anana babana isyan ediyorsan cennet haram. Rahı şarap içiyorsan cennet haram. Vel mennânü bimâ âta. Bir de, üçüncüsü de, verdiklerini başa kakanlar. Bunlara da cennet haramdır diyor Resulullah. Anasına babasına isyan etmiş, yahut rahı içiyor, şarap içiyor, yahut verdiğini başa kakıyor. Bir fakir gelmiş, muhtaç birisi gelmiş, ona bir yırtık ayakkabı vermiş veya yarım ekmek vermiş. Sonra canı sıkıldığı zaman başına kalkıyor. Filan zaman ben sana bir yırtık çakit verdim de, iyiliğimi de bilmezsin diyor. İşte bunlara da cennet haramdır. Verdin o yırtık çakidi, nereden verdin? Malın milkin hakiki sahibi Allah'ıdı. Sana verdi Allahu Azimüşşan, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetten sen de kapına gelen fakire verdin. Sen sadece bir nagilsin. Allah'ın sana verdiği emaneti sen yerine vermiş oluyorsun. Malın hakiki sahibi sen değilsin. Seni bir anda zelil eder, elinden muazzam servetini, milyonlarını, masanı, kasanı bir anda mahveder, zelil rüsvay olursun. Sonra karşındaki fakir,
O zengin olur, ona verir serveti, sen ona muhtaç olursun. Onun için bir fakire, bir muhtaca bir şey verirken kubararak, mağrur olarak, fakirin izzeti nefsini inciderek değil, Allah'a şükret, ya Rabbi sen bana ihsan ettin bunu, senin emrini yerine getirmek için veriyorum. Çok şükür ya Rabbi, ya ben onun kapısına geçseydim halim ne olurdu diye, Allah'a şükret, aklımla fikrimle kazandım diye kafa tutma fakire. Fakire kafa tutarsan, başına kakarsan verdiğine, bu üç zümriyede cennet haramdır. Anaya babaya isyan eden, rakı şarabı içen, bir de verdiğini başa kakanlara cennet haramdır diyor Resul-i Ekrem Efendimiz. İşin şakası yok. Lalet tayin bir adamın yazdığı bir kitap değil. Herhangi bir adamın ağzından çıkmış bir söz değil. Bizzat Resul-i Kibriya'nın ağzından çıkmıştır bu söz. İşin şakası yok. Peki sen anana babana isyan ettin, rakı şarap içtin, bilmeyerek fakirleri incittin, verdiğin iyiliği başına kattın. Peki şimdi işittin, aklın başına geldi. Çare? Çaresiz sıdkı ihlasına tevbe istiğfar edersin. Anan baban sağken, sağsa eğer, elini öp, ayağının altına yüzlerini sür. Ananın babanın bir de hocanın ayağının altına yüz sürülür. Hocalar da böyledir. Bir talebe hocasının ayağının altına yüzünü sürer. Ananın babanın da ayağının altına yüzünü sürer. Çünkü cennet ananın babanın ayağının altındadır hadis-i şerifte. El cennetü tehte akdamil ümmahat. Cennet anaların babaların ayağının altındadır diyor Resulullah. Halalettir, günahını affettir, rak içiyorsan tevbe istiğfar et, hakka yönel, ecelin gelmeden kendine gel de ahirete bırakma, ahiret azabı çok şedid, çok elin. Karanlık kabirde kimse yokken oradaki azap şiddetli, mahşer azabı, cehennem azabı, Kur'an-ı Kerim'in beyan buyurduğu azaplar çok şiddetli. Azabın şiddet, azabın elim var. O güne bırakma. Bugünden başının çaresine bak. İslam büyükleri o kadar dikkat ve itina gösterirlerdi ki ana baba hakkına, en ufak bir kaşının eğrilmesine bile rıza göstermezlerdi. Hatırlarsın söylediğim şeyler. İyi şeylerin, ehemmiyetli şeylerin tekrarı lazımdır. İmam-ı Zeynel Abidin Efendimiz var. İsmi şerifi Ali'dir. İmam Hüseyin Efendimizin mahdumu Ali'leri. Fakat bütün gece gündüz kendisini ibadete verdiği için ibadet edenlerin ziyneti manasına adına Zeynel Abidin demişlerdir. Ali desen Ali Evsat'tır halbuki asıl adı. Ali Evsat desen kimse bilmez. Zeynel Abidin dedikten sonra herkes parmak kadar çocuk dahi bilir. Mübarek zat-ı şerifin secde ede ede alnı nasır bağlamış. Gözünün önü gözyaşından
iz yapmış akaha gözyaşı akaha. Bu kadar Allah korkusu var, bu kadar ibadet ediyor. Eğer sende Ehl-i Beyt muhabbeti varsa, Ehl-i Beyt'i seviyorsan, işte senin örneğin, sen de öyle yap. Yoksa guru gürültüye kimse metelik vermez. İşte Ehl-i Beyt imamlarından Bucat-ı Celil bir gün olsun anasıyla oturup bir sofraya ekmek yememiş. Anası ekmek yerken kendi ayakta durur. Sormuşlar, ne için yemiyorsun diye. Buyuruyor ki, anamla ekmek yerken belki anamın hatırına gelen, gönlüne gelen bir lokma vardır karşısında, mesela bir et parçası vardır da ananın hatırına gelir ki ağzımdaki lokmayı yuttuktan sonra bu et parçasını da alayımdır. Ben de bilemeyerek o et parçasını alır yudarım. Anama isyan etmiş olurum diye o mübarek Zat-ı Celil oturup da anasıyla ekmek yememiş hiç. İşte ana baba hakkına bu kadar riayet ederler idi. Pek iyi. Mutlak mıdır bu? Ananın babanın her emrine itaat mutlak mıdır? Hayır. Emri marufuna itaat edeceğiz. Baban kumarbaz, seni çağırmış, diyor ki gel kumar oynayacağız. Sesin çıkmaz hiç, gelmezsin, onunla kumar oynamazsın. Baban masayı kurmuş, rakı şişesini dikmiş. Gel oğlum iki bardak yut da adam ol şuradan, diyor. Onun adamlığı ona kalsın, sen yanına yaklaşmazsın. Bir şey de demezsin, hakaret edemezsin, kötü söyleyemezsin, dövemezsin. Yalnız o emrini yerine getiremezsin. Çünkü Allah'ın emrine muhaliftir. Anan biraz çadaluzca olur ya, diyor ki sana, oğlum diyor, seni everdim, yeni gelin geldi, gelinin gözünün kurdunu kır bir defa, adam akıllı şunu ıslat bir dayak at, diyor. Yapamazsın, çünkü Allah'ın emrine muhaliftir. Resulullah ne emretmişti son haccında? Elinizin altındakiler, yani aileleriniz, elinizin altındakiler size emanettir. Onlara zulmederseniz davacınız benim, hasmınız Allah'tır, diyor. Yapamazsın. Ailene dövemezsin. Ya ben dövüm ara sıra, seni de döverler huzur-u ilahide. Ananın babanın her emrine itaat edilmez. Allah'ın emrine uygun ise emri, itaat edersin. Uygun değilse yine kötü söyleyemezsin, hakaret edemezsin, karşında durursun o der. Sana ne kadar kötü söylerse söylesin anan baban, sen sükut edersin, karşılık veremezsin. Verdiğin zaman isyan etmiş olursun. Peki anamı babamı kaybetmişsem, eğer dünyada yoksa, vaktiyle kadrini bilemedim, bu devlet kuşunu elimden uçurdum. Çünkü ana baba devlet kuşudur, dikkat edin. Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki üç defa ragime enfuhu diye üç defa beddua etmiştir. Diyor ki bir adamın anası veya babası, birinden birisi sağ olup da cenneti kazanmayanlar gar olsunlar, yüzleri yere sürünsün, diyor. Çünkü ananın babanın rızası Allah'ın rızasıdır. Ana baba bir evlada
ben senden razıyım dediği zaman Allah ondan razı oluyor, dikkat edin. Ananın babanın rızası Allah'ın rızasıdır. Eğer o devlet kuşunu elinden kaçırmışsan, vaktiyle gençlikte şurada burada kadrini bilemedin. Belki dövdün, belki sövdün, belki hakaret ettin. Bugün tevbe istiğfar et, Hakk'a yönel. Anan baban ruhu için hatimler aktar. Kur'an oku. Her gün Fatihalar, Yasinler gönder. Gücün yetiyorsa hayır hasenat yap, sevabını onlara bağışla. Elinden dilinden düşürme ananı babanı. Karınca kaderince beş kuruşa gücün yetiyorsa beş kuruş sadaka ver, sevabını onlara bağışla. Fazla gücün yetiyorsa camilere, köprülere, sulara, hayra hasenata sarf et, sevabını onlara bağışla. Ki mahşerde rezil rüsvai olmayasın. Başka çaresi yok. Ananın babanın hakkı Allah'ın hakkından sonra gelen en büyük haktır. Büyük peygamberimiz bir hadisi şerifinde yüz elül veledu anis salah sümme an hakkil validin ve tüs elül mer'etu anis salah sümme an hakkil zevç. Büyük peygamberimiz Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir adam öldüğü zaman ilk defa sorulacak sual namazından sorulacak. İlk sorulacak sual namazından sorulacak. Aklını başına al. Namaz kılmıyorsan namazına başla. Yoksa halin harap, perişan olursun. İlk sual namazından sorulacak. Ondan sonra anan baban hakkından sorulacak. Peygamberimizin emri bu. Bize beyan buyurduğu tebliğat-ı nebeviyye bu. Yalanı yok, işin şakası yok. İnsana ilk sorulacak sual namazından sorulacak. Ondan sonra ana baba hakkından sorulacak. Bir kadın da vefat ettiği zaman ona da yine ilk sorulacak sual namazından sorulacak. Ondan sonra kocasının hakkından sorulacak. Koca hakkından sorulacak bir kadına da. Kocasını incitmiş ise, kocasının gücünün yetmeyeceği yükü yüklemişse, ocağa batır o kadının da. Onlardan da ayrıca bahsederim. Şimdi uzunca boylu yetmeye lüzum yok. Peki anama babama itaat edersem ne olur? Demin hadiste geçtiydi. Cenneti kazanır diyor. Çünkü ana baba ben razıyım evladımdan derse Allah razı oluyor. Aa, ikinci hadis-i şerifte inne talibel ilmi vel mer'etel muti'atel zevciha vel veledel barre li valideyhi yedhulunel cennete ma'al enbiya bi gayri hisab. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah için ilim tahsilinde bulunanlar, benim çoluğum çocuğum ilim tahsilinde bulunuyor, ben de mi dahilim? Allah için bulunmuyor, kusura bakma. Sen mühendis doktor etme için oğlunu oku diyorsun. Allah için değil. Dünya istikbalini temin için oku diyorsun. Lazım değil mi o? Onu da okut, lazım. O da lazım. Doktor da lazım, mühendis de lazım. Fakat başta hiç dönüp de Kur'an kursuna baktığın yok. Kur'an kursundan kaç tane hafızımız çıktıysa hep köylü çocuğu.
sanki şehirlilerin gufran-ı ilahiye ihtiyacı yokmuş. Sanki Kur'an şehirlilerin Kur'an'ı değilmiş gibi hep köylü çocukları. Kısına itaat eden kadınlar kocasının zulmüne diyor, sabrediyor. Kocasının hatırı için kaynanasının zulmüne sabrediyor. Sırf kocasını incitmemek için. Çünkü kaynanasıyla kavga ettiği zaman kocası incinecek, rahatsız olacak. Kocam incinmesin diye sırf kocasının hatırı için kaynanasının da zulmüne katlanıyor, kahrini çekiyor. Kocasının da zulmüne kocası, mesela hırçın adam yemek tuzlu diyor, tuzsuz diyor, iki tokat yapıştırıyor. Ona da yapıştıran olur ya, mahşerde ona da yapıştıran olur. Elleri kolları kurur onun da. Böyle kocasının... Böyle kocasının zulmüne katlanan, onlara itaat eden kadınlar, iki, Allah için ilim tahsil eden, kocasına itaat eden, iki, vel veledel bâre li valideyi, anasını babasını incitmeyen evlatlar, üç. İşte bu üç zümre yok mu diyor Resulullah? Bunlar mahşerde hesap kitap görmeden peygamberlerle beraber haşrolacaklar diyor. Rütbesi de bu kadar büyük. Allah rızası için ilim tahsil eden, dikkat et, bir, kocasına itaat eden, kocasının hatırı için kaynanasının zulmüne boyun eğen, kocasını incitmeyen kadın, iki, anasını babasını incitmeyen evlat, bu üç zümre yok mu? İşte bunlar mahşerde hiç hesap kitap görmeden enbiyayla beraber haşrolacaklar diyor. Sen de kendine gel, fırsat elde iken fırsatı kaçırma, şimdiye kadar yaptın, kadınsan kocanı incittin veya erkeksen aileni incittin yahut anan baban kıymetini bilmedin, belki sert söyledin, belki karşılık verdin, incittin. Ma mazafate, geçen geçmiştir. Bugün sıdkı ihlasla tevbe istiğfar et, git elini öp, ayağının altına yüzünü sür, hakkını helal ettir. Yolunu düzelt, yoksa akıbetin fena, dünyada da zelil olur, ahirette yeri yok artık. Eğer rızasını alırsan, enbiyayla haşroluyorsun. Hesaptan, cevaptan kurtuluyorsun. Hatırına gelir belki, bir defa söylemiştim. Hazreti Abbas, Peygamberimizin emmisi, Bucat-ı Şerif'in büyük oğlu Abdullah var, İbadile'den, fukahadan, müfessirinden, muhaddisinden, eshabın en büyüklerinden, en büyük alimlerinden, ilk tefsir yazan zat. Bucat Resulullah'ın zamanı saadetlerinde 13 yaşında bir çocuktu. Bu vaktiyle Allah'a yalvarırmış. İşte çocukluk hali, 10 yaşında, 9 yaşında neyse, ya Rabbi Mekke'yi Müslümanlara fethettir, nasip et diye. Mekke Müslümanların eline geçsin diye dua edermiş. Eğer Mekke Müslümanların eline geçerse
Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'yi zapt ederse, yürüyerek gideyim de Kabe'nin eşiğini öpeyim diye yemin etmiş. Vaktaki Mekke-i Mükerreme'yi Resul-i Ekrem Efendimiz fethetti. Müslümanların eline geçti Mekke. Bu çocuk şaşırmış 13 yaşında. Ey Medine-i Münevvere'yle Mekke-i Mükerreme'nin arası 500-600 kilometre mesafe. Buradan Ankara'ya kadar 13 yaşında bir çocuk yürüyerek gidemez. Şaşırmış Resulullah'a varmış. Ya Resulallah, ben böyle yemin ettim idi. Eğer Mekke Müslümanların eline geçerse gideyim de eşiğini öpeyim diye yemin ettimdi. Şimdi de Müslümanların eline geçti. Şaşırdım, ben ne yapayım, ne halt edeyim diyor. Resul-i Ekrem Efendimiz, rahmeten lil alemin Efendimiz, mübarek tebessüm buyurmuşlar. Gülümseyerek diyor ki, oğlum git diyor. Ananı veya babanı, hangisini bulabilirsen git şimdi, ayağını öp gel diyor. Çünkü ananın veya babanın birisinin ayağını öpmekle Kabe'nin eşiğini öpmenin farkı yoktur diyor. Ha ananın babanın ayağını öpmüşsün, ha Kabe'nin eşiğini öpmüşsün, farkı yoktur diyor. İbn Abbas Efendimiz gitti, hakikaten anası Ümmü Cemil'i buldu, ayağını öptü geldi. Kurtuldu yeminden. Dikkat buyurun. Kabe'nin eşiğiyle ananın ayağında, babanın ayağında fark yok. Dikkat et, anana babana hürmet et. Yalnız anana babana değil de büyüklerine. Anan baban kaybolmuşsa, anan baban akrabasına hürmet et. Anan hısımlarına, baban hısımlarına hürmet et, saygı göster. Onlar fakir ise, fakr-ı zaruret halindeyse, gücün yetiyorsa onlara yardım et. Anan baban gittiyse onların hısımları mevcuttur, onlara yardım edeceksin. Bu mevzuda çok şeyler var. Çok söylenecek şeyler var. Fakat ben de yoruldum. Vaktimiz de geldi geçti. Hulasası, anamıza, babamıza, büyüklerimize hürmet edeceğiz, saygı göstereceğiz ki dünyamız da mamur olsun, ahiretimiz de mamur olsun. Git, anan varsa, baban varsa ayağını öp, elini öp, hakkını halal ettir. İşin rast gelsin. Dünyada da işin rast gelir, ahirette de. Bu kadar kafi. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.